Fikret Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Öncelikle Haberde İmza Gazetesi'nin mikrofonlarına konuştuğunuz için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizinle Maltepe, Maltepe Spor ve bulunmuş olduğumuz sektör, inşaat sektörüyle alakalı kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle Fikret Yüzügüler'i kısaca anlatır mısınız? Kimdir Fikret Yüzügüler? Fikret Yüzügüler 1981 doğumlu, Maltepe'de ikamet eden, memleketi Bitlis Mutki, evli, iki çocuk babası. Çocuklarım da bu arada Bilfen Koleji'nde eğitim görüyorlar. Onun dışında gayrimenkul sektöründe çocuk yaşlarımdan beri babamın mesleğini icra ediyorum. Evet. Ve şu anda da zaten Maltepe Spor Başkan Yardımcılığını yürütmekteyim. Çok küçük yaşlardan, miniklerde Maltepe Spor'la spor hayatına başladınız. Evet, doğru. Onunla ilgili bir bilgi alabilir miyim? Spor hayatı nasıl gelişti, nasıl başkan yardımcılığına geldi? Çocukluğumda tabii biz Çeliktaş sineması zamanında Çeliktaş Otoparkı'nı da rahmetli babam işletirdi. Artı orada da bir emlak yine vardı. Emlak, evet. Gayrimenkul olayı. Evet. Bu arada doğma büyüme derler ya, Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarıyım. Onun maçlarını da hiçbir zaman kaçırmamaya çalışıyorum. Hı. 7 yaşında Maltepe Spor'da minik takımında işte idmanlara başladım. Süleyman hocamız vardı. Başıbüyük A takımında şu anki Başıbüyük Spor'un da başkanı Sayın Adem Karataş, beraber aynı dönemde futbol oynadık. Kendisi de bilir. Çok küçük yaşlarda orada A takımda forma şansı buldum. Ondan sonra tabii Kartal Spor'dan bir dikkat çektim herhalde. Kartal Spor'a geçtim. Kartal Spor PAF'ında 1-2 yıl oynadıktan sonra profesyonel imza attırdılar. Kartal Spor'da bir sezon profesyonel futbol oynadıktan sonra tabii bizim Zümrüt Evler'de büyük bir kitlemiz var. Evet. Bitlis olarak Bitlisli yakınlarımız, akrabalarımız. Babama Bitlis Özgüzel Dere o sezon profesyonel lige çıktığı için memlekete hizmet etmesi anlamında rica ettiler. Kartal Spor'dan tabii babamızın, atamızın sözünü dinleyerek bir senede Bitlis Özgüzel Dere'ye hizmet amacıyla kendi memleketime gittim, hizmet ettim. Orada bir sezon tamamladıktan sonra Üsküdar Anadolu'ya gelip imza attım. Bir sezonda Üsküdar Anadolu'da oynadıktan sonra tabii o esnada da futbol hariç yine bu emlak gayrimenkul işlerine babamın yanında devam ediyordum. Cevizli Kültür, Maltepe'mizin yine takımı, evet. Amatörde. Orada Fahri olarak bir sezonda oraya futbol oynayarak yardım ettim. Tabii en son oynadığım dönemde bu sefer futbolculuk hayatında Adem Bey'le, Başıbüyük Spor Başkanı'yla futbolculuk hayatında beraber oynadığımız şu anki başkanı Başıbüyük Spor'un oraya da başkan olduğu dönemde herhalde bir 6-7 yıl önce falan son bir hocalık kaptanlık, Fahri hocalık kaptanlık kapsamında bir sezon daha yine çocukluğumda geçmişim olan Başıbüyük Spor'a jübile mi oldu yani? Jübile oldu, aynen. Yani çocukluk zamanlarında orada da bir geçmişim var. Birkaç sezon orada da top oynamıştım. En son tekrar orada jübile yaptık diyebiliriz yani. Maltepe Spor bir defa Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri var olan bir kulüp. Evet. 1923 yılı kurulu. Biz de burada doğma büyüme burada olduğumuz için tabii geçmiş zamanlarını biliyoruz. Daha üst seviyelerdeki zamanını biliyoruz. Yani bizim bir Maltepe'li olarak, bir semtimizin takımı olarak en üst seviyelere nasıl taşırız? Tek gayemiz o olması lazım.
Çünkü biz de futbolla içli dışlı olduğumuz için örnek vereyim. Mesela bir Başakşehir bir semt takımı şu an Süper Lig'de oynuyorlar. Evet. Bence bizim semtimiz bir Başakşehir'den eksik yanı yok. Hatta daha eskiyiz ve 1 milyona yakın bir kitlemiz var halk olarak. Köklü bir kulübüz. Tabii şu anki son durumuna baktığımız zaman kulübün maddi sıkıntılar var. Evet. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Tabii beklediğimiz yerde de değil. Yani Maltepe Spor'un şu an Süper Lig'i bile zorlayacak bir yapıda olması lazım. Ve buna yürekten de inanıyorum. Çünkü çok geniş bir kitleye sahibiz. Bir Başakşehir Süper Lig'de ise bir Maltepe Spor neden olmasın? Çünkü kulübümüz çok köklü, çok eski. Yani şu an Bal Ligi'nde olmasını ben gerçekten kabul edecek durumda değilim. Çünkü eski zamanını ve iyi durumlarını da biliyorum. Şimdi biz tabii Maltepe Spor harici ben Galatasaray taraftarıyım evet. da. Ben sürekli Galatasaray maçlarına zaten sosyal medyadan da Facebook'lardan falan takip ediyorsanız evet. görüyorsunuzdur. Şimdi normalde burası bizim kendi semtimizin takımı. Biz bir Galatasaray taraftarıyız. Normalde Galatasaray'a katkı sağlayabilmek adına en kötü bir bilet alıp, bir atkı alıp, bir forma alıp, o tribünde yerimizi alıp evet. Kulübe bir gelir sağlamak adına orada bulunuyoruz mesela. Şu an ben Maltepe Spor'da başkan yardımcısıyım. Bizim buradaki kitlemiz yaklaşık 1 milyon. Bence bir GS Store gibi yani Galatasaray'ın evet, evet. GS Store'u gibi bir Maltepe Spor'da da Maltepe Store adı altında bir oluşum olabilir. Ve inanıyorum ki bizim Maltepe kozmopolitik bir yer ve alım gücü olan bir semt. Biz birçok takımdan çok eski, çok köklü bir kulübüz ve alım gücü olan bir semtiz. Eminim tüm halkımız ve taraftarımız da yani elini taşın altına koyup bir Maltepe Store açıldığı zaman herkesin bir atkı, bir forma alabilecek gücünün ve Maltepe Spor'a gelir sağlamak adına bunu destek anlamında hele hele kampanya olduğunu bilseler yani sürekli alırlar. Hatta bunu gündeme getireceğim yönetim kurulu toplantısında da böyle bir oluşum için hepimizin elini taşın altına koyması lazım ve kulübümüzü daha üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sektörünüzle alakalı kısa bir sohbet yapalım. Şimdi Maltepe'de Çeliktaş sineması çok meşhurdur. Eskilerin evet. tamamı evet. bilir bunu. Maltepe Emlak İnşaat neredeyse yarım asırdan bu yana Maltepe'de hizmet veriyor. Bir Maltepe Emlak İnşaat'ı kısaca bir özetler misin? Maltepe Emlak İnşaat aynen Çeliktaş sineması zamanında Çeliktaş Otoparkı'nın olduğu dönemleri buranın yerli halkı zaten gayet iyi hatırlarlar. Rahmetli babam Çeliktaş Otoparkı'nı işletirken önünde de bir mavi kulübesi, emlak ofisi vardı. Hatta sağ tarafında da o zamanki karakolumuz, iki katlı karakolumuz da hemen otoparkın bitişiydi. Rahmetli babamızın yanında işte sporla da tanıştığımız dönemde 7 yaşında Maltepe Spor'da antrenmanlardan çıkıp geldiğimizde biz de babamızın ilk yeri burası olduğu için burada biz de bu mesleği okul harici, antrenman harici icra etmeye çalışıyorduk. Tabii bu da bize bir meslek oluştu. Gayet de zevkli, keyifli bir meslek. Çok çevre genişlemesi adına, çok üst düzey insanlarla tanışabilme adına iyi bir sektör. Yaklaşık 45 yıldır babadan beri bu sektörde Maltepe Emlak İnşaat olarak devam ediyoruz. Tabii ben de çocukluğumdan beri 20 küsur yıldır
rahmetli babamdan sonra bile aynı mesleği devam etmekteyim. Gayrimenkul değerleme uzmanlığın kişiliğiniz var bir de. Böyle bir yönünüz var. Bildiğim kadarıyla yanlış biliyor da olabilirim. Bazı bankaların da fiyat belirleme olsun, değer belirleme diye. Doğrudur. Bununla alakalı danıştığım bir isimsiniz. Şimdi yatırımcıların bu sıkışık piyasada, şimdi piyasanın durgunluğu malum zaten. Evet. Yatırımcıların nasıl bir yönlenme yapması gerekiyor sizce ki onlar da kendilerince dönsünler, bu piyasada açılma yoluna girsin? Şu an zaten bildiğimiz gibi yani konut anlamında bir fazlalık olduğu için evet. Yani konutlarda biraz ağırlaşma var satım anlamında. Tabii biz yıllardır, yaklaşık bir 10 yıldır vesaire, sonuçta bizim bu İstanbul sınırına kadar olan bölgelerde bir arsa konusunda doygunluk söz konusu. Yani belli değerlere gelmiş durumdaydı. Biz de yaklaşık 10 yıl civarı sürekli Kocaeli, yani Tuzla sınırı Kocaeli'ye bağlı olduğu için Çayırova, Darıca, evet, o bölgelerde birçok arkadaşa yönlendirip yer verdik, yer aldık. Tabii şimdi oralarda belli seviyelere, belli yüksek seviyelere geldiği için şu an herkese uygun hitap edebilecek yerler açıkçası İstanbul içerisinde pek imarlı yer bu şekilde uygun, keseye uygun kalmadı ama... Ya İstanbul dışına mı çıkmak lazım artık? Zaten biz birkaç yıldır İstanbul dışına çıkıyoruz. Mesela İzmir Otobanı'nın bitecek olması, Çanakkale Köprüsü'nün bitecek olması, sahil kasabalarında bir rant bölgesi oluşturmaya başladı. Şu an bir İstanbul'la Balıkesir arası 4 saat civarı bir yolken veya Çanakkale. Bu bahsettiğimiz otoban ve Çanakkale Köprüsü'nün bitmesiyle 2 saat civarına düşecek. Bu da İstanbul'a en yakın tatil beldesi olarak insanların yazın 3 ay 5 ay gidip bol bol oksijen alabileceği, oksijen dediğimden de bu Alp dağlarından sonra dünyada ikinci oksijen alanı Balıkesir, biliyorsunuz Balıkesir Çanakkale arası. Orada fiyatlar da herkese uygun, villa imarlı yerler. 2-3 yıldır oraya yoğun şekilde, tempolu şekilde çalışıyoruz ve tüm arkadaşlara da tavsiye ederim. Yani bildiğimiz düzgün kasabalarından, sahil kasabalarından herkes kendi kesesine göre çok rahatlıkla yer alabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Maltepe sporumuzu inşallah şampiyonluğa erişecek. İnşallah, inşallah.